Evladın anne baba üzerindeki hakları. Çocuğun babası üzerindeki haklarından birisi, çocuğuna doğumunun yedinci günü isim koymasıdır. Daha önce koymamalıdır. Koyduğu isim güzel olmalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, isimlerinizden Allahu Teala'ya en sevgili olanlar Abdullah ve Abdurrahman'dır buyurdu. Bu ikisi çok sevgili isimlerdir. Bir diğeri çocuğunu İslam terbiyesiyle yetiştirmektir bu baba için nafile ibadette meşgul olmaktan hayırlıdır. Aklı ermeye başlayınca ona kitap yani Kur'an-ı Kerim'i farz, sünnet ve dinin edeplerinden ihtiyacı olduğu bilgileri, yüzmeyi, ok, silah atmayı öğretir. Çocuğu kızsa annesi ona yün ve pamuk eğirmesini, örmesini ve benzeri dikiş nakış öğretir. Çocuğun babası üzerindeki haklarından biri de çocuğuna helal yedirmesi ve buluğa erişince Erkek olsun, kız olsun evlendirmesidir. Onu evlendiremezse bu bakımdan işleyeceği günah babasına da yazılır. Anne ve babanın kötü muamele ve cefa çekip <laughs> anne ve babanın kötü muamele ve cefa ederek çocuğunun kendilerine itaatsiz olmamasına çalışmaları, kendilerine itaat ve iyilik etmesi için ona yardım etmeleri, yol göstermeleri lazımdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuğuna itaatli, ana babasına iyilik etmesi için yardım eden babaya Allahu Teala merhamet etsin buyurdu. Yani kötü davranarak çocuğunu isyana zorlamamalıdır. Velhasıl çocuk Allahu Teala'nın babaya emanetidir. Tertemizdir. İslam fıtratı üzeredir. Yani çocuk selim tabiatlı ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dinini kabul edebilecek hilkat üzere yaratılmıştır bu emaneti Allahu Teala'ya verdiği gibi tertemiz olarak eda etmelidir. Onun ırzını ve dinini korumada çok gayret sarf etmelidir. Ancak bu şekilde Allahu Teala katında mazur olur. Çocuğunu Allahu Teala'nın edebi üzerine yetiştirmelidir. Muhammed bin Ebu Bekir, Şiratul İslam, sayfa 445-455. 6 Kasım Mevlana takvimi.